Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Remixos işletim sisteminin hard diskimize nasıl kurulacağını göstereceğim. Remixos, Android tabanlı çalışan çok ilginç bir işletim sistemidir. Bilgisayarımızı Android tablet şeklinde kullanmamızı sağlayan, ancak bunu yaparken de bir masaüstü özellikleri sağlayan bir işletim sistemi. Öncelikle bize gerekli olan programları size söylemek istiyorum. Easy BCD programı çok işimize yarayacak. Bunu mutlaka indirmemiz gerekiyor. Bunu nerede kullanacağız? Evet, Easy BCD'yi bilgisayarımızın bootloader'ını yedeklemek için ve gerektiği durumlarda geri yükleyebilmek için kullanacağız. Ayrıca bilgisayarımızı hard diskimizin herhangi bir bölümünden boot edilmesini, ön yükleme yapıp oradan açılmasını sağlayacağız. Şimdi bize gerekli olan Remixos'un dosyaları. Bu dosyaları Remixos'un resmi sayfasından indirebiliriz. Burada bize farklı indirme seçenekleri sunuyor. Torrent, ayrıca 32 ve 64 bit seçenekleriyle indirmemiz mümkün. Biz dosyalarımızı önceden indirdik. Ziplenmiş dosyalarımızı zipten çıkaracağız. Evet, dosyalarımız zipten çıktı. Remixos'u buradaki araçla ister hard diskimizi, ister USB belleğimizi kurma şansına sahibiz. USB belleğe kurma şeklini daha sonra başka bir videoyla size anlatacağım. Remixos'u bilgisayarımıza kurmanın iki farklı yöntemi vardır. Birisi, Remixos dosyalarından çıkan buradaki aracı kullanarak hard diskimizin önceden belirlediğimiz bir bölümüne ve ISO dosyamızı buradan belirleyerek kurabileceğiz. Ancak her sistemde çalışmadığından biz bunu bu şekilde yüklemeyeceğiz. Onu daha farklı bir videoda yine size göstereceğiz. Öncelikle bir disk alanı oluşturmamız gerekiyor. Evet, biz daha önceden buraya bir bölüm yapmıştık. Ama dilerseniz bir daha baştan yapalım. Öncelikle 32 GB'tan daha fazla büyük bir alan olmaması gerektiği. Çünkü 32 GB'tan daha büyük alanları FAT32 biçiminde biçimlendiremiyoruz. Biz bölümümüzü ayırdık. Şu anki bölümü Remixos'un güzel bir şekilde çalışması için uygun bir hale getireceğiz. Buradan dosya sistemini FAT32 olarak belirleyeceğiz. Şuraya da diske istediğiniz ismi verebilirsiniz. Evet, diskimiz şu an hazır. Bizim yapacağımız işlem, bize verilen ISO dosyasının içerisindeki bütün dosyaları oluşturduğumuz bölüme atmak. Bunun yanına da ayrıca
zipten çıkan üssü dosyasını olduğu gibi atacağız. Şu an dosyalarla olan işimiz bitti. Şu an Easy BCD'nin kullanılacağı yere geleceğiz. Evet. Öncelikle daha önce kullanmış olduğumuz bootloader'ı yedeklememiz gerekiyor. Buradan bootloader'ımızı yedekledik. Ardından yeni kayıt ekle seçeneğinden ISO dosyası ve oraya attığımız oluşturduğumuz diskin içine attığımız ISO dosyasının yolunu göstereceğiz. Son olarak diskten yürüt ve kayıt ekle seçenekleriyle işlemi tamamlayacağız. Buradaki seçeneklerden Remixos'un buraya geldiğini görmemiz gerekiyor. Ayarları kaydettiğim çıkıyoruz. Ön yükleme menüsünden Remixos'un açılmasını seçiyoruz. Üstteki seçenek yapılan bütün değişikliklerin kaydedilmesini sağlar. Evet, işletim sistemimiz açıldı. Başlangıçtaki dil seçeneklerinde İngilizce ve Çince dışında başka dil seçeneği bulunmuyor. Bu yüzden sistem tamamen açıldıktan sonra ayarlardan istediğiniz dil seçeneğini seçebilirsiniz. Buradaki seçenekte Google Play servislerinin çalışmasını istediğim için tiki işaretleyip Next diyorum. Kurulum tamamlandı. Evet. Remixos işletim sistemimiz başarılı bir şekilde kuruldu. Şu anda gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Google Play servislerini ayrıca şuradaki uygulama ile aktif edebilirsiniz. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kanalımıza lütfen abone olun. Bu bizim için önemli. Teşekkürler.